Saygıdeğer idareci arkadaşlarım, değerli öğretmen arkadaşlarım. Bu akşam Zeki Tüman hocamla eğitimimizi devam ettireceğiz. Zeki hocam hakkında kısa bir bilgilendirmenin ardından ben sözü kendisine bırakacağım. 1970 yılında Adana'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Adana ve Karaman'da öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2017 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığında Elektronik İçerikler Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1.8 Bilişim Teknolojileri ve Bilişim Öğretim Programlarının hazırlanmasında görev almıştır. İlk kez Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaz tatilinde çocukların din, sanat ve spor eğitimlerini içeren Mavi Tırtıl Yaz Okulu projesini gerçekleştirmiştir. Şu an uzaktan öğretim platformu olan e-Mektep, Açık Ders Kitabı ve açıkmektep.com sitelerinin kuruluşu ve editörlüğünü yapmaktadır. Evet, bu akşam eğitimimizde Zeki Tüman hocamı tanımış olduk. Ben değerli sunumları için sözü kendisine bırakıyorum. Sayın hocam buyurun. Ben bu arada şeye geçmeden önce, bugün aslında size bir harmanlanmış öğretim odağında bir ders anlatacağım ama ona geçmeden önce de bir sizinle kabaca şey paylaşmak istiyorum. Şimdi uzaktan eğitim nedir, ne değildir diye o yüzden bir kez daha bakayım diye. Şöyle kısaca bir kavramsal giriş yapmak istiyorum. Fakat şöyle de bir sıkıntımız var. Bildiğim kadarıyla bir saate görüntü şeyimiz kesilecek diye hocam bana o şekilde uyardı. Dolayısıyla bir saate sığdırmak adına hızlıca ben şöyle söyleyeyim. Şimdi uzaktan eğitimle ilgili dünyada birkaç farklı tanım yapılıyor. Bu tanımlar ülkeler kendilerine göre ve kendi eğitim şartlarına uygun bir şekilde bu tanımları yapıyorlar. Bunların içerisinde örneğin İngiltere kitap bazlı bir tanım yaparken Amerika daha çok yazılımı esas alan bir tanım yapıyor. Zeki hocam, pardon, Efendim. kameranız kapalı ama. Kapalı mı? Bir Evet. saniye rica ediyorum. Hocam, hocamın kamerası kapalı değil. Zeki Tüman isminde, bakın kamera açık. Görüntü var. Görüntü var, üçüncü sayfadan alabilirsiniz. Yani tutup sürükleyebiliyorsunuz ana sayfaya. Yani hocanın bir şey yok şu anda, sorun yok Nurettin hocam. Sadece ses ve görüntü farklı kanallardan geliyor. Ama Zeki Tüman isminde görüntü, Yusuf Tüman isminde ses var. Tamam, Hocam alıyorum hocam. ben şeyi göremedim bu arada. PowerPoint'i göremiyorum acaba. Hocam, Yusuf Tüman'dan paylaşabilir misiniz PowerPoint'i? Bana mı dediniz hocam? Şöyle, Yusuf Tüman kullanıcı adına tanımlandığı için ev sahipliği o adres üzerinden paylaşabilirsiniz. Yani Zeki Tüman'dan paylaşamazsınız. Biliyorum Zeki Tuman telefon. Şu anda ben bütün şeylerimi kapattım fakat şeyi göremiyorum bir türlü. PowerPoint'i paylaşım ekranını da göremedim. Bir kez daha deneyeyim. Şurayı kapatayım. Evet, şimdi geldim. Şey gelmedi hocam Evet, ama şimdi bir geldi hocam. Evet, şu anda tamam sanıyorum. evet geldi hocam. Evet. Şimdi isterseniz baştan alayım. Şimdi uzaktan eğitime ilişkin şöyle kısa bir giriş yapacağım. Çok da uzatmayayım. İngiltere açık ve uzaktan öğretimde biraz açıklığı esas alarak kitap bazlı bir tanım yapar ve İngiltere kişilerin ve bireylerin aynı anda bir araya gelmemesi üzerinden hareketle bir tanım yaparken Amerika biraz daha çok yazılımı esas alıyor. Avustralya'da bu uzaktan eğitim ya da e-öğretim esnek eğitimin altında değerlendiriliyor. Şimdi süreci zamanı da verimli kullanmak adına bu söylediklerim bir de zaman geçtikçe ve şartlar değiştikçe bu tanımlar da farklılaşıyor. Şu an benim tercih ettiğim tanım, birkaç farklı tanım var ama benim tercih ettiğim tanım şu. Öğrencinin ve öğretmenin bir araya geldiği fiziki ortamların dışında bir araya gelmesi, farklı zamanlarda bir araya gelmesi
kastediyoruz? Biraz uzaklıktan ve son bu Zoom dahil telekonferansların yaygınlaşmasıyla birlikte de şöyle bir tanım yapma ihtiyacı ortaya çıktı. İçeriğin kontrolünün öğrencide olduğu öğretim biçimine, yani burada içeriğin kontrolünden kastettiğimiz içeriğin hazırlanması değil. Yani içeriğe istediği kadar erişmesi, istediği zaman erişmesi, istediği kadar tekrar edebilmesi anlamında kastediyoruz. Ağırlıklı olmak üzere bu sistemlere de sistemler uzaktan öğretim diyoruz. Şimdi dünyada bir de son dönemlerde şu anki yaşadığımız bugünlerde kapsayacak şekilde acil uzaktan öğretim diye bir tanım çıktı. Şimdi bunların İngilizce'ye kötü çevirilerden kaynaklanan ve sonra o miras aldığımız şeyin başımıza dert olmasından kaynaklı bir problemimiz var açıkçası. Normalde distance education'ı biz uzaktan eğitim olarak tanımlarken orada aslında bir mesafe kastediliyordu. Belki ona mesafeli eğitim demek lazımdı. Başlangıçta daha doğru olacaktı. Remote education'da ise mesafe olmamasına rağmen erişemiyoruz. Yani yakında olmasına rağmen erişemiyoruz. Ama temeldeki fark şu, uzaktan eğitim bir felsefesi, altyapısı olan teknik bir yönetim bir biçimi, ders sunum biçimi iken, acil uzaktan öğretim pandemi gibi acil durumlarda ortaya çıkması, plansız ve programsız olması nedeniyle uzaktan öğretimden biraz daha farklı. Hani çok kabaca ifade edecek olursak şöyle demek mümkün. Ortada acil bir durum var, bir yangın var. Yangına nasıl su döküyorsak işte öğrencinin üzerine de elimizde ne varsa onu döküyoruz. Yani acil uzaktan öğretim biraz da böyle bir şey. Bu arada ben kitlenizi tanımak adına yanlış hatırımda kalmamışsa bir özel okul grubu değil mi hocam? Doğru. Muhtemelen siz yaz döneminde çok ciddi bir hazırlık yapmışsınızdır ve bütün senaryolarda göz önüne bulundurarak bir program yaptığınız için Mart'tan farklı bir yapıda başladığınızı tahmin ediyorum. Dolayısıyla hani buradan da çok net ayrımı yapabilirsiniz. Yani Mart hiç kimsenin beklemediği bir şekilde ani geldi üzerimize. 2 hafta diye başlayan tatil, Kasım'daki tatil işte Mart'a kadar uzadı. Ardından Haziran'a kadar uzadı derken o süreç öyle kapandı. Dolayısıyla şimdi tekrar uzaktan yaz döneminde ise yaklaşık bir pandemi beklemiyordu. Yani nitekim bu konularla ilgili yapılan bir takım çalışmalar var. Benim de Temmuz 28'de çeşitli ülkelerden derlediğim okulları açamayacaksak ne yapabiliriz diye birkaç seri yazım var ama bunlardan pandemi süreciyle ilgili 20 işte Temmuz'un sonları gibi bir 30 sayfalık Açık Mektep'te yayınladığım bir yazı var. Orada da ben de Aralık gibi okulların yeniden kapanacağıyla ilgili bir öngörüm olmuştu Avrupa'daki şeylerden yola çıkarak. Bu ayrımı yaptıktan sonra harmanlanmış öğretim bir de ters yüz edilmiş öğretim. Bugün biraz kısmen isimleri geçeceği için onlara da kısaca bir değinelim ve bugünkü konuya başlayalım isterseniz. Ters yüz edilmiş öğretimden girmeden önce bir harmanlanmış öğretim uzaktan öğretimle yüz yüze öğretimin bir arada yürütüldüğü öğretim şekline biz harmanlanmış öğretim, karma öğretim ya da İngilizceler itibariyle söyleyecek olursak Amerika'da daha ya İngiltere'de daha ağırlıklı olarak blended learning kullanılırken işte Avustralya'da ve Amerika'da kısmen mixed learning, blended learning, hybrid learning gibi kavramlarda kullanılıyor. Tarihi eski, yani en kolay bileceğimiz şekli şu. Eğitimin bir kısmını yüz yüze bir kısmını uzaktan demiştik ama harmanlanmış aslında biraz daha geniş de bir kavram. Yani daha önceki kullanılış şekli itibariyle ben bugünkünü de biraz tanımlayacağım ama önceki şöyleydi. Bildiğimiz bir örnekten yola çıkarak şey yapayım. Birkaç farklı şekilde olabilir. Örneğin öğrenci 3 gün veya da 4 gün okula geliyor. 1 gün başka bir yere staj için gidiyor. Tarzı yapılan eğitimi de biz harmanlanmış öğretim olarak görebiliyoruz ya da öğrenci dersin bir kısmını okulda, bir kısmını yüz yüze. Öğrenci derslerin bir kısmını senenin başında yüz yüze, geri kalan bir kısmını işte uzaktan. Öğrenci derslerin başında ve sonunda yüz yüze,
arada uzaktan eğitim şeklinde alabildiği farklı şekillerde olabiliyor. Bugün harmanlanmış öğretim dediğimizde daha ağırlıklı olarak kastettiğimiz şey şu, derslerin bir kısmının yüz yüze, bir kısmının uzaktan öğretim şeklinde yapılması. Bunlardan karma eğitimle uzaktan öğretim arasında da son dönemde bir ayrım yapma ihtiyacı oldu. Çok yaygınlık kazanmamakla birlikte bizim Türkiye'de Bahçeşehir Üniversitesi'nden Tufan Hoca ve bir grup hocanın bu harmanlanmış eğitimle karma eğitim arasında şöyle bir nüans farkı koyma şeyler var ama çok yaygın değil. Onu da hani hatırınızda olsun diye onu da bir not edelim. Eğer kazanımlar hem uzaktan eğitime hem yüz yüze eğitime olacak şekilde ayarlanmışsa harmanlanmış öğretim ama kazanımın diyelim ki dijital Bloom'un dijital taksonomisinden bahsedeceksek işte uygulama seviyesinde bir kazanımın hatırlama seviyesine kadar olan kısmı uzaktan işte geri kalan bir kısmı işte uygulamanın yukarısı diyelim ki analiz sentez ve uygulama kısmına olan kazanımın %50'si örnek olması açısından söylüyorum. Yüz yüze de yapılacaksa buna da karma diyor. Ama bu tanım çok yaygın henüz. Çok yaygın kabul görmüş bir tanım değil ama önümüzdeki süreçte muhtemelen bunlar da gündeme gelecek. Şimdi isterseniz bugünkü konuya dönelim. Şimdi sizin yaşadığınız pratik durumdan yola çıkarak onları konuşalım. Sınıfta gidemiyoruz. O halde biz ne yapacağız, nasıl yapacağız konusunu 3 tane bağlamda bu soruya ben cevap aradım. Biraz ben İngilizce öğretmeni değilim, akademisyen de değilim. Şimdi makaleleri bir yurt dışında bu harmanlanmış eğitimle ilgili Türkçe'de de çok kaynak bulma şansınız da yok maalesef. Daha yenice, geçen hafta içerisinde biraz uzun uzadıya tek başına bir kitap olarak Yasemin Gülbahar Ankara Üniversitesi'nden ve Başkent Üniversitesi'nden Filiz Karelioğlu hocaların yeni bir kitabı çıktı. Onun dışında Türkçe'de de hani böyle çok değerli toplu bir kaynak bulma şansınız da yok fazla miktarda. O yüzden ben de biraz derleme yapmıştım bunu. Çevirilerdeki aksaklıklardan dolayı şimdiden işte hepinizden özür diliyorum. Bana da böyle bir yanlış çeviri yaptığımız yerlerde olabilir. Şimdi alternatif olarak yani öğrenciyle bir araya giremedik. O zaman alternatif olarak elimizde ne var? Öğretimi ne şekilde yaptırmalı ve ne şekilde sürdürmeliyiz? Ve eğitim öğretimde çocuklarımıza bir öğrenme boşluğu olmaması adına ne yapmalıyız kısmını ben şöyle bir senaryo üzerinden hareket ettim. Şimdi fiziki mevcut durumda şu anda bizim yaptığımız gibi öğrencilerle bir senkron eğitim yapıyorsunuz. Yani telekonferansla veya WhatsApp grubu yazışarak çeşitli telekonferans yazılımlarıyla. Bir de muhtemelen özel okul olmanızın verdiği bir avantajla muhtemelen bir eleme sisteminizin de olduğunu düşünüyorum. Bir öğretim yönetim sisteminiz vardır diye varsayıyorum. Şimdi o zaman öğrenciler evde çevrim içi olarak sizin senkron ya da senkron hazırladığınız içeriklere erişebilirlerken bir taraftan da kendileri de bireysel olarak çalışıyorlar. Burada o zaman karşımıza 3 tane şey çıkacak. Şimdi aslında şu öğrenci deneyimi kısmı çok da tercih ettiğim bir şey değil ama experience'ı birazcık karşılamak adına kullanmıştım ama buradaki kastettiğim şey aslında eskilerin deyimiyle tahsili kastediyoruz. Öğrencinin tahsili, mahsul neyi istihsal edeceği konusu. Bu süreç bugüne kadar pek çok öğretmenin hazır olduğu ya da bildiği bir süreç değildi. Dolayısıyla burada öğretmene gelişimi ve bütün bu süreç içerisinde hem öğretmen hem öğrencinin performans yönetimi üzerinden ele alacağım bugünkü konuyu. Öğrenci deneyiminden ne kastediyoruz? Yani tek bir ders sunumu. Yani bu sunumdan da kastettiğimiz bir PowerPoint sunumunu söylemiyoruz. Yani İngilizcesi itibariyle delivery dedikleri yani ders öğrenciye ders sunma biçimini kastediyoruz. Yani yüz yüze eğitim de olabilir. İşte uzaktan eğitim de olabilir. Bunlardan birden fazla modeli denememiz gerekiyor. Yani belki bu aşı haberleri de geldikten sonra belki daha daraltılmış bir şekilde yani şu son
tatile kadar biliyorsunuz azaltılmış, seyretilmiş eğitim öğretim yapıyorduk. Bir takım öğrencilerimize uzaktan öğretim yapıyorduk. Dolayısıyla bu sürecin aslında avantajlısını da kullanabiliriz. Nasıl kullanabiliriz? Bir kısım öğrencimiz evde eğitim öğretimini evde yaparken, yani okula girebiliyorsa girebiliyorken, bir kısmıyla da biz uzaktan öğretim yapabiliyoruz. Uzaktan öğretimin bir LMS üzerinden yaptığımız eğitimin bize şöyle bir avantajı da olacaktır. Her ne kadar Türkiye'de özel okulda olsak sınıflar halen özel öğretim yani bireyselleştirilmiş eğitim, yani her öğrenciye özgü bir program hazırlayacak ve onun işte bir öğrenme izlencesini oluşturup o izlence üzerinden öğrenciye eğitim yapabilecek olgunluğa da henüz erişmedik. Onun da şeyini koymak lazım. Türkiye'de belki okul anlamında sizin öğrencileriniz biraz daha şanslı olabilir. İmkanlar olarak okul ve binasını daha uzun süreli kullanma şansınız var. İkincisi performans desteği öğrencilerimize ve öğrencilerimize hedeflerine ulaşmada, derse ilişkin kazanımları elde etmelerinde nasıl destek verebiliriz konusunu konuşacağız ve mesleki gelişimde burada değişen bir öğretmen ve öğrenci rolü var. Yani yeni bu rolde öğretmenin ne gibi roller üstlenmesi gerekiyor, eskiden ne yapıyordu da bugün ne yapması gerekiyor konusunu da konuşacağız bugün. Şimdi önce öğrenci deneyiminden başlayalım. Şimdi 2020 bahar döneminde olduğu gibi bütün eğitimi uzaktan öğretime taşıyabiliriz ki şu anda zaten Bakan Bey'in de açıklamalarına yola çıkarsak net bir cümle kurmadı ama anlaşıldığı kadarıyla biraz bu süreç uzayacak gibi duruyor. Yani dolayısıyla artık bu o ne zaman yeniden okula döneriz konusu hala ortada bir muallaklığını koruyor. O halde biz o zaman bir kısmını yüz yüze yapabiliriz eğitimin, eğer okul açılacak olursa. Buna göre bir hazırlık yapmak gerekiyor. İkinci bir senaryoda eğer okul açılmayacak ise ve bu tatil uzayacaksa, süreç uzayacaksa, o zaman mecburen çevrim içi öğretime doğru kaymamız gerekiyor. Evet, 10 dakika sonra biteceğiyle ilgili bir uyarı aldım. Ben hızlıca, biraz hızlanayım o zaman. Yusuf Hocam, ikinci bir oturum başlatabiliriz, sıkıntı yok. Peki. Aynı link üzerinden tekrar bağlanırız hocam. Anladım. Peki. Zeki Hocam, pardon. Estağfurullah. Yusuf, oğlumun ismi. Sıkıntı yok yani. Tamam. Zeki Hocam, peki. Şimdi, karşımızda o zaman şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Öğrencilerimiz için... Ben bu arada küçük bir parantez açayım. Şu anda yapılan, siz ne yapıyorsunuz bilgisinde konuşmak isterdim aslında uzun uzadıya. Biraz kazaya uğradık açıkçası. Ama Milli Eğitim'de yapılan, kendi çocuğumunkine de dahil, şöyle baktığımda bir öğretmenin Zoom'u açıp 30 tane öğrenciyi karşısına toplayıp bir saat konuş kapattığı eğitimi sağlıklı ve doğru bir eğitim olduğunu düşünmüyorum. Bu yüz yüze eğitimin kötü bir taklidi. Yani uzaktan eğitimde bizim aslında çok az bir kısmı bu tarafa, diğer kısmı ise asenkron. Yani işte EBA üzerinden siz de kullanabiliyorsunuz şu anda EBA'yı veya LMS'iniz varsa LMS üzerinden pek çoğunu bizim asenkron yapmamız gerekiyor. Peki, şöyle bir tablo çıkardım. Yani uzman desteği gerektiren karmaşık içeriklerde bizim senkron eğitim ama çok fazla kaynak gerektirmesine karşılık öğrencinin kolay ve basit şekilde kaynaklara ulaşabileceği çalışmalarda bizim asenkron yapmamız gerekiyor. Bu arada senkron ve asenkronu açıklamadığımı fark ettim. Senkron yüz yüze eş zamanlı, eş anlı olarak yapılan artık şu ankini daha ağırlıklı olarak telekonferans şeklinde halini aldı bugün. Ama anlık iletiyle, sesle veya görüntüyle, yani veya üçünün bir arada olduğu eğitim şekline diyoruz. Asenkron eğitim ise
öğrenci ve öğretmenin farklı zamanlarda bir araya geldiği ya da yüz yüze direkt eş zamansız olarak yapılan eğitim kısmına söylüyoruz. Şimdi tekrarlarsak, ne zaman senkron eğitim yapmalıyız, ne zaman asenkron eğitim yapmalıyız kısmında iki temel ayrım olması gerektiğini düşünüyorum ben. Uzman desteği gerektiren, yani bir öğretmenin, uzman buradan kastımız, öğretmenin kastediyoruz. Yani bir öğretmenin desteğini gerektiren bir konu varsa öğrenciyle ilgili, bu kısımları senkron eğitime. Ama öğrencinin kendi başına halledebileceği işlerde de bunları da öğrenciye bırakmak lazım. Örneğin bunlar nedir? Sınıf dışına yapılacak olan sınavlar için hazırlık. Yani önümüzde sizin doğal olarak bir en yakın dönemde bursluluk sınavları oluyor. İşte LGS sınavı olacak. Arkasından muhtemelen üniversite sınavları olacak. Dolayısıyla sizin buraya bir öğrenci grubunu hazırlamanız gerekiyor. Bu bir. İki, veriye dayalı, yani bir takım verileri elde etmeniz gereken, işte kimin nereye gideceği, nasıl gideceği ile ilgili bir takım veri tutmanızı gerektiren küçük gruplarla ilgili öğretim yine senkron olabilir. İçeriğin de iyi anlaşılması, farklı bakış açılardan faydalanmak için akranla eğitim yapmayı gerektiren hususlar ve etkinlikleri biz uzaktan senkron eğitimde ele alabiliriz. Peki asenkron eğitimde ne yapmalıyız? Öğrencilerin günlük olarak işte edebiyat dersi için ya da kendi branşımdan örnek vereyim, din kültürü dersi için. Şimdi çocuk, daha ben bir ezber görevi vermişsem ya da işte Hazreti Nuh'un hayatını işte şuradan oku demişsem ya da şurayı oku, şuraya bak diyebildiysem, ödev verebildiysem, günlük okuyacağı bir belli bir miktarda ya da işte bir roman edebiyat dersi için söylüyorum, işte falanca romanın okunmasıyla ilgili bir kısım vermişsek, onları, o şekildeki ödevleri, sınıfta bizim öğrettiğimiz bir takım bilgi ve becerileri ve bilgileri almalarına ve bunları yeni bir farklı biçimde uygulamalarını gerektiren çalışmalar varsa, bunlar yine asenkron kısma yapılabilir. Bir de öğrencilerin senkron eğitimde biliyorsunuz biraz zaman baskısı oluyor üzerimizde. Yani bir saat aslında Zoom'un son hali güzel oldu. Yani bir saatten fazla bir ders gerçekten çok zor oluyor, şey yapıyor. O zaman şu sayfadaydım. Öğrencinin bir takım kavramları bilip hazırlanırsa kendisi önceden, dolayısıyla burada bazı şeylerde hızlı gitme şansımız olabilir. Örneğin işte sözlükten kelimelerin anlamına bakması, belli bir parçayı okuyup parçanın müzakere edilmesi gibi hususları asenkron eğitime atabiliriz. Asenkron eğitimde bunları yapabiliriz. Örneğin bunlar ne olabilir? İsterseniz şöyle söyleyeyim. Etkileşimli ders anlatımı ise konumuz, yani etkileşim gerektiriyorsa, daha doğrusu bunu şöyle de söyleyeyim. Şimdi öğretim yöntemleri üzerine de konuşabiliriz. Yani asenkron kısımda daha çok bilişsel düzeydeki becerileri, senkron kısımda ise duygusal ve sosyal öğrenme kısımlarını yapmamız daha faydalı olacaktır. Daha iyi olacaktır. Aynen öyle. Yani nedir onlar? Şimdi senkron eğitimde küçük grup öğretimleri, ödev çalışmalarına geri bildirim. Yani öğrencileriniz, ben de şu anda e-mektep.com'dan 100 kadar öğrencim var. Onlara uzaktan eğitim konusunu anlatıyorum, uzaktan eğitimden. Haftada 5 gün onlar asenkron eğitim yapıyorlar. Bir haftada bir günde onların ben sorularına takıldıkları yerin cevaplarını veriyorum. Bir örnek olması açısından söylüyorum. Eğer öğrencilerinize bireyselleştirilmiş eğitim uyguluyorsanız tek tek öğrencilerine geri bildirimde bulunabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmaları yürütebilirsiniz. Bir sınav yapmışsanız bununla ilgili, yani sonuç değerlendirmesi ile ilgili sonuçları öğrencilerinize iletebilirsiniz. Süreç değerlendirmesi gerektiren hususlarla ilgili bir şey varsa, bir husus varsa, bunlar da canlı biliyorsunuz. Çünkü artık sınıfta değiliz. Yani her şeyi şu kafamızın arkasına yazamıyoruz artık. Yani otomatik olarak mecburen o görüntüde ne kadarını elde edebiliyorsak o kadarını ve geride öğrencinin etkinliklerinden tutulan kayıtları bu sefer elde bulundurmamız gerekiyor. Roller değişti çünkü. Ve en önemlisi de etkileşimli ders anlatacağımız yerler varsa onları da buradan anlatabiliriz. Yani şu uygulamayı ben çok sağlıklı görmüyorum. Pek çok örnek gördük.
Oğlum aç Türkçe dersinin 25. sayfasını. Oradan hadi bir oku bakayım. Çocuklar siz de dinleyin. Zaten kişisel verilerin korunması, çocukların yaşlarının küçük olması vesaire gibi hususlarda göz önüne bulundurduğumuzda görüntü kapalı. Çocuk arkada ne yapıyor bilmiyoruz. Ben açıkçası bazen bu bant zayıflığı nedeniyle görüntüyü kapattırıyorum bazı her hafta 3 tane konferansımız oluyor bizim de dairede. Şimdi o süreçte şimdi ben katılımcıları görmediğim zaman mesela şimdi de sizden hiç ses gelmiyor. Ben duymadığınız duygusuna kapılarak durmadan bağırıyorum. Yani burada da ders anlatmak ayrı bir marifet gerektiriyor. Yani bayağı bir zor bir iş. Üstelik daha önce radyoculukta deneyimim var. Bir yıla yakın radyoculuk yaptım. Ona rağmen üstelik karşımda hiç kimse yoktu. Mikrofona alışkın olmama rağmen zorlanıyorum, açık söyleyeyim. Yani çünkü ders anlatıyorum nihayetinde, radyoda ders anlatmıyordum yani, o ayrı bir şey. Şimdi bir dakikamız var, şurayı da bitirelim o zaman. Şimdi asenkron eğitimde her öğrencinin bağımsız bir listesi olacak, playlisti olacak. Yani oynatma listesi olacak. Nedir bunlar? Örneğin günlük olarak okuyacakları nitelikli, işte az önce de söylemiştim, metinleri esas alan ödevler, öğrencinin sınıfta geliştirdikleri bilgi ve becerileri almalarına, yani uygulamalarına ve bunlardan yeni süreçler üretmelerine yarayacak olan ödevler, yani işte müzik dersindesiniz, bir notayı öğrettiniz, öğrenci bundan, bu öğrettiğiniz notadan size bir beste yaptı ya da bir çaldı mı, çalmadı mı? Senkron ya da senkron eğitimde öğrencilerin etkinliklere kolay bir şekilde katılmaları için bilmeleri gerekli olan okuma parçası, sözlüktür vesaire gibi hususları da asenkron eğitimde kullanabilirsiniz. Burada kalalım mı? Bir dakikamız var. Bu araya kadar olan yerden bir sorunuz var mı? Sorunuz varsa onu da alayım. Yusuf Hocam isterseniz kesilmesin. Bağlantıdan çıkıp tekrar aynı link üzerinden girelim tekrar. Peki. Peki hocam. Arkadaşlar tekrar bağlantı üzerinden ikinci oturum için bekliyoruz. Buyurun. Evet arkadaşlar, mikrofonları kapatalım. Evet Mustafa Hocam, Zeki Hocam'a tekrar yönetimi verelim. Ben de var. Ben Zeki Hocam buyurun. Buyurun hocam. Peki. Şimdi uğraşmalım. Kalsın. Demişti ki neyde, hangisinde biz senkron eğitimi, hangisinde senkron eğitimi seçmeliyiz? Çünkü öğretmen rolü değişti. Yani artık süreç kontrolü bizim bildiğimiz klasik bir kutunun içerisinde, yani 40 metrekarelik ya da işte 50 metrekarelik bir kutunun içerisinde öğrencilerle bir araya gelemiyoruz. Artık bir temas şansımız yok. O halde bizim elimizde ne var o zaman? Bir senkron eğitim yapabileceğimiz telekonferans yöntemleri var. İkincisi de öğrenciye bir takım çevrimiçi olarak verebileceğimiz ödevler var, görevler var, dersler var. Bunların hangisini seçmeliyiz konusuna değinmiştik. Şimdi harmanlanmış öğrenme, ben bu önümüzdeki pandemi sürecini de biraz göz önünde bulundurarak senkron ve asenkron şekilde yapabileceğimiz varsayım üzerinden hareket ettim. Aslında senkrondan çok, eğer normal bir ders anlatıyor olsaydım ben size, yüz yüze eğitim ve uzaktan öğretim şeklinde, yüz yüze öğretim ve uzaktan öğretim şeklinde anlatacaktım ama
bulunduğumuz süreç maalesef böyle bizi bu şekil bir eğitim öğretime doğru sürükledi. Şimdi uzaktan harmanlanmış öğretimde artık 5 kritik odağımız var. 5 kritik odak üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bunlar neler? Öğretmen performansının değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü öğretmenin de artık bir takım rollerin değişmesi gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Geçen gün George Siemens, bu bağlantıcılık kuramının teorisyeni, onun güzel bir paylaşımı vardı. Diyor ki bir okulda başarıyı arttıracaksanız diyor iki şeye ihtiyacınız var diyor. Ya öğretmenin performansını arttıracaksınız, başarı artacak, ya da öğrencinin performansını arttıracaksınız diyor. Şimdi öğrenciye ilişkin olarak şöyle kısaca bir değinmiştik. Şimdi o zaman öğretmenin performansı nasıl artacak, ne gibi değişiklikler yapacak? Onun üzerinde kısaca durmak istiyorum. Çünkü bu süreçte artık öğretmenin birden fazla rolü ve birden fazla kanaldan öğrenciye iletişime girme zorunluluğu var. Nedir bunlar? Şimdi eskiden sınıfa gidiyorduk, sınıfta yüz yüze öğrenciyle birlikteydik. Bütün süreci gözlemleyebiliyorduk ama artık gözlemleyemiyoruz. Yani ancak ne yapabiliyoruz? Bir takım kayıtlar tutarak bu kayıtları incelenmesinden yola çıkabiliyoruz. Eskiden mesela örnek olması açısından vereyim. Eskiden müdür yardımcısı bize gelip şunu sorardı. Yani filanca öğrenci nasıl biri diye. Eğer bu süreç bizim bu şekilde devam edecekse bizim tersine gidip şu anda müdür yardımcısına sormamız gerekiyor. Çünkü kullandığımız yazılım geride kayıt tuttuğu için müdür yardımcısında bu tür kayıtlara bir öğretmen olarak bizden fazla erişme hakkı olduğu için bu sefer roller tersine dönüyor. Örneğin önceden sınıfta öğretmen-öğrenci rolleri arasında katılım çok esas alırken, bir öğrenci değerlendirirken öğrencinin katılımını esas alırken şimdi etkileşimini esas alıyoruz. Eskiden öğretmen sınıfta her şey iken şu anda öğretmen artık bir koç, danışman ve yönlendirme rolünde. Öğrencinin değişen en önemli rolü ne? Öğrenci artık kendi öğrenimini kendisi düzenlemek zorunda. Ya da işte buna aileler katılmak zorunda. Yani artık öğrenme sorumluluğu sadece öğretmenlerin üzerindeki, omuzlarındaki bir yük olmaktan çıkıp bunun artık sorumluluğun içerisine öğrencinin ve velinin de dahil olması gerekiyor. Çünkü bu süreç artık bizim 40 dakika boyunca sınıfı bir orkestra gibi yöneten bir öğretmen rolündense artık yönlendiren bir öğretmen rolüne doğru kayıyoruz. Şimdi harmanlanmış öğrenme 5 tane çekirdek konuya odaklanır. Bunlardan en önemlisi öğrenme kültürü. Öğrenciler başından sonuna kadar ders çalışmalarına katılıyor mu, katılmıyor mu? Önemli ve kritik bir konumuz. İkincisi, öğrenciler dersin kazanımlarına ve sınav için gerekli olan hazırladığımız içeriğe mi bakıyorlar, yoksa bunun dışında bir takım başka tür işlerle mi uğraşıyorlar, başka tür işle mi meşgul oluyorlar? Yani içerik konusu bizim için önemli. Üçüncü önemli konumuz, öğrenciler sınıfta düşünme ve üretme ortamına katılıyorlar. Yani biz dersi yaptığımızda, ya ben pek çoğunuzun şahitlikleri vardır, benim de şahitliğim itibariyle söyleyeyim. Kamerayı kapattırdığınızda, mikrofon da kapalıysa, ya ben genel tavsiyem, şimdi kişisel verilen korunması vesaire bir sürü yasal kısmı da var ama eğitim öğretim açısından kuruyorum bu cümleyi. İki tarafı da, yöneticilerimiz de burayı da kendileri açısından düşünsünler. Hani ben böyle söyledim diye bu şekilde de şey yapmasınlar ama öğrencinin tamamının yüzünü görmekte fayda var. Yani bu anlamda çift ekran kullandığınızda ekranın bir tanesini öğrencilerin görüntülerini alıp, mesela ben şu anda tek ekran olduğu için rahatsızım. Bir ekrana öğrencilerin görüntülerini alıp bir ekranda da sunumunuzu yapmanızda fayda var. Hatta hepsini yüzünü görmekte ve sesini duymak daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Zira öğrenci siz ders anlatırken derse katılmayabiliyor. Öğrenci hala, ben pek çok öğrencinin duruma çok adapte olabildiği kanaatinde değilim. Hala çocukla ilgili en küçük bir konuda
Öğretmen ve okul suçlanıyor. Özellikle de özel okul olduğunda sanıyorum burada siz daha fazla bu alanda bir baskı hissediyorsunuz diye düşünüyorum. Yani hala öğrencinin kendi öğrenmesini, yani öz yönetimli öğrenmeye geçiş konusunda bir takım sıkıntılarımız olduğu kanaatindeyim. Yine bütün bu süreç içerisinde bizim önemli olan öğrencinin neyi öğrenip öğrenmediğinin tespit edilmesi. Sınıftayken bu kolaydı. İşte değerlendirme dersin sonunda bir değerlendirme sorusuyla soruyorduk ya da kısa bir quiz yapıyorduk, sınav yapıyorduk. Hızlı bir şekilde öğreniyorduk. Artı bir çok önemli bir bu işin profesyoneli olan bir öğretmen tarafından sınıf gözleniyordu. Ve bu gözleme göre de öğrencinin üzerindeki en önemli bana göre aslında ölçme değerlendirme odur ama maalesef biz hep sonuç ölçmesine, sonuç değerlendirmesine biraz fazla takılırız. Onu kaybettik. Dolayısıyla bu sefer bizim öğrencinin ne öğrenip öğrenmediğini tespit edilmesi, öğrencinin kendi sorumluluğunu üstlenmesi, içeriklere aktif olarak katılması, içerikleri üretebilmesi ve öğrenme kültürü ne mutlaka odaklanmamız gerekiyor. Benim önerdiğim evet yeni sayfa ekledim sunum yapacağımı. Hızlıca şöyle yapayım tekrar. Şimdi öğretmen öğrenciye nasıl öğretiyor konusunu bizim mutlaka çözmemiz gerekiyor. Şöyle şekli bir görün, metne biraz daha görülmesi açısından öbür sayfaya geçeceğim. Yani bağlantıları itibariyle söyleyeyim. Şimdi şuradan bunun metnine geçeyim. Şimdi öğretmen bu içeriği iyi sunuyor veya kolaylaştırıyor. Yani yüz yüze de bir içeriği sunmak kolay fakat kamera karşısına geçtiğinizde bir takım alet edevatlar gerekiyor. Bakın ben yüzüm daha iyi görünsün diye örneğin arkada şu anda bir ışık kaynağı koydum. Ön tarafımda görüntüm biraz daha net çıksın diye. Çünkü bu eğitim şekli bütün içeriği ben sunduğum için aslında bunu uzaktan öğretim görmüyorum dediğim söylemiştim. Bu yüz yüze eğitim ama kötü bir yüz yüze eğitim. Bütün dikkat sadece benim üzerimde. Dolayısıyla jest ve mimiklerimin iyi görünebilmesi için yüzümün cep telefonunu kullandım daha iyi bir görüntü kalitesi olsun diye. Ya yani bunlar ek donanım gerektiriyor, ek masraf gerektiriyor. Artı kamera karşısında konuşabilme yeteneği de gerekiyor. Sesi kullanabilme gibi pek çok şey değişiyor. Artık bir rol değişiyor, yeni değişiyor. Bunu mutlaka ölçmemiz gerekiyor. Bunu da rubriklerle. Bence okul yönetimleri, hatta öğretmenlerin kendileri de çok hızlı bir şekilde değerlendirip eksik kalan taraflarını bir not edebilirler. İkincisi, ne öğretildiği konusunu mutlaka bizim iyi bir şekilde ölçmemiz gerekiyor. Daha sık bir ölçüm yapmamız gerekiyor. Zira artık sınıfta ve 25'i de gözetimimiz altında değil maalesef. Yani 25 öğrencim benim artık gözetimim altında değil ve ne yaptıklarını bilmiyorum. Ve aynı şekilde öğrencilerin zor içeriklere erişip erişemediklerini mutlaka bakmamız gerekiyor. Yani öğrenciler bu içerik işte kolay yapılabilecek bir takım etkinlikleri yapıp daha zor, onları zorlayabilecek bir takım etkinliklere katılıyorlar mı, katılmıyorlar mı? Buna bakmamız gerekiyor. Öğrencilere çok hızlı bir şekilde bizim bu süreç içerisinde sınıfta biz geri bildirimde bulunuyorduk. Durmadan diyorduk ki oğlum bu konuya çalışmamıştım. Bak bu konuda eksiğim var. Lütfen şuraya bak diyorduk. Şimdi bunu daha fazla dememiz gerekiyor. Daha fazla iletmemiz gerekiyor. Ve yine bizim milli eğitim söz konusu olduğunda kazanım diye ifade ettiğimiz ama işte hedeflerimiz, amaçlarımız gibi ve yine ihtiyaç duyduğumuz öğrencilerin daha özel okulların bir kısmında kendisinin öne çıktığı ve bazı alanlarda ekstra milli eğitimin müfredatı körü kılımı dışında işte onun da ilave bir takım öğretim programları da eklediklerini biliyoruz. Bunlarla ilgili hedefleriniz varsa bunları da çok net bir şekilde tanımlamanız ve çocukların buna uğraşması için çabalanması gerekiyor. Burada da mutlaka öğrenciye geri bildirimde bulunup öğrencinin hedefleriyle okulun ulaşması gereken hedeflerin örtüşmesi gerekiyor. Yani şöyle bir yapı öneriyorum. Yani sizin yönetim kısmı için söyleyeyim. Yani önce
Öğretmen nasıl öğretiyorla ilgili mutlaka bir geri bildirim öğrencilerden almamız gerekiyor. Eksiği varsa öğretmeni de yönlendirmemiz ve mutlaka ona da destek olmamız gerekiyor. Çok başarılı, sınıfta çok yetenekli bir öğretmen kamera karşısında belki zorlanacaktır, belki sıkıntı yaşayacaktır. Buraları bir gözlememiz gerekiyor. Ne öğretildiğini mutlaka bilmemiz gerekiyor ve öğrencilerin öğrenip öğrenmediklerini kontrol etmemiz gerekiyor. Hedefleri öğrencilerle paylaşıp öğrencilerin bu hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarıyla ilgili günlük onları geriden izleyerek mutlaka öğrencilere geri bildirimde bulunmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir yapı kurmamız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bu en sonda bir okuma listesi vereceğim. Burada harmanlanmış değerlendirme tablosu ile ilgili bir ölçek var. O ölçeğe de bakabilirsiniz. Etkin katılımla ilgili örneğin bir değerlendirmede bulunacaksak burada şunu görmek lazım. Bir örnek vereyim. YouTube'dan hepiniz için de söyleyeyim. Chat ekranı açıksa daha sonra yazarım. Bir BMW argüman ticareti diye bir video var. Ona bakarsanız orada bir artırılmış gerçeklikle bir radyatör sökümünü anlatıyor. Tornavidayı gösteriyor. İşte ne yapması gerektiğini anlatıyor vesaire. Biraz tornavida tutma becerim olsa ben radyatör sökebileceğimi düşünüyorum. O videoyla birlikte. Yani orada öyle bir şeyim var. Bir kendime bir özgüvenim var açıkçası yani. Şimdi bu durumda biz öğrenciye, geçen hafta bizim kurul başkanına da aynı şeyi söyledim. Bizim uzaktan öğretimle ilişkin olarak programları değiştirmemiz gerekiyor. Yüz yüze eğitimde bir öğrencinin BMW motorunu görmesi, tabii bunu alması ayrı bir dert. Yani BMW motor alabilmek okul için ciddi bir masraf, yük. Artı onunla ilgili motoru sökmesi vesaire bir yığın beceri kazanması gerekiyor. Oysa arttırılmış gerçeklikle bunu öğrettiğimizde, yani bir BMW'nin gözlük kitini alıp ben BMW araç önüme geldiğinde bana gereken olan bir beceri, bir Türkçesi yoksa eğer programın İngilizcesini bilmem gerekiyor. Gözlük kullanabilecek becerim olması gerekiyor. Biraz tornavida tutma becerimin olması gerekiyor. Kalanını sistemin kendisi tamamen hallediyor. Dolayısıyla programda mutlaka bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Yani çünkü yüz yüze yapabildiğiniz her şeyi sanalda yapamazsınız. Ha, buradan da kimse kusura bakmasın. Yani kamerayı açıp beden eğitimi dersinde 30 öğrenci orada oturtturup da lak lak yapmak da beden eğitimi dersi işlemek değil. Onu da belirteyim. Yani beden eğitimi ayrı bir şekilde işlenmesi gerekiyor. Onun yüz yüze de yapılacak kısımlar var. Yani bunun en güzel örneği televizyondaki işte o çok sık karşılaştığımız her gün pek çok spor programı var. Televizyonda bu yapılabiliyorsa kamerada da bu çok rahatlıkla yapılabilir. O yüzden mutlaka programın kullandığınız ortama göre mutlaka değişiklik göstermesi gerekiyor. Şimdi önce yüz yüze çevrim içi derste, yani şu anki bizim yaptığımızda öğrencilerin akranlarının düşüncelerine, fikirlerine ve cevaplarına karşılık verirler ve bunları geliştirebilirler. Öğretmenler sanal zamanın küçük grup, büyük grup öğrenmesi sürecini güçlendirip güçlendirmediğini belirlemek için araştırma yapmaları ve bunun tersi de aynı şekilde öğrencilerin içeriği kazanıp kazanmadığı, içerikte hedeflenen amaçlara ulaşıp ulaşılmadığı konusunda da mutlaka o ölçekler bize yardımcı olacaktır. Şimdi harmanlanmış öğrenme yapıyor isek, harmanlanmış öğrenmenin senkron kısmında neler yapmalıyız? Asenkron kısımda neler yapmalıyız? Programlarla ilişkin olarak söylüyorum. Senkron öğretimde odak noktası ders boyunca okuma yazma, tartışma, analiz, hesaplama veya problem çözme gibi bilişsel çalışmaların uygun şekilde zorlayıcı bir kısmını biz yüz yüze eğitimde, senkron eğitimde tamamlamaya gayret ederiz. Buna eğer bu dönem gibi, pandemi gibi bir süreç girmiş ve tamamını mutlaka yüz yüze yapıyorsak, duygusal ve sosyal öğrenme kısmını da mutlaka bu tarafa dahil etmemiz gerekiyor, onu da düşünmemiz gerekiyor.
Asenkron öğrenmede ise öğrenciler öğretmenlere ve akranlarına sormadan önce kendi sorularına çözüm bulmak için aktif olarak bir gayret göstermeleri gerekiyor. Soruları çözmek ve nasıl çalıştıkları ve gerekirse öğretmenden hangi noktada yardım alabileceklerini bilmeleri gerekiyor. Bununla ilgili bir kanal açılması gerekiyor. Şimdi peki bu süreçte öğretmeni bekleyen, eğitimcileri bekleyen zorluklar neler? Kısaca isterseniz onlara da değinelim. Az önce de söylemiştim, yani mutlaka ders programlarında bir değişikliğe gitmek gerekiyor. Yani tabii bu burada okulun imkanları da dahil olmak üzere. Örneğin laboratuvar şansı olmayabilir bazı dersler için ama işte internetten PHED gibi bir takım Java üzerinden simülasyonu yapabileceğimiz ortamlar mevcut. Tabii bunların bir kısmı ücretsiz, bir kısmı paralı. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi. Bunların tabii hepsi donanım isteyen hususlar. Yani okulun imkanlarına göre öğretim programının içerisinde bir takım değişikliklere gitmek gerekiyor ve kazanımın gerektirdiği üst seviyeler nasıl karşılanır konusunun da ciddi bir şekilde tartışılması gerekiyor. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi değişen rollerden bahsetmiştik. Ne olması gerekiyor burada? Şimdi öğrenci senkron eğitimde ne olacak? Kendi kendine karar alma becerilerini geliştirmeye yönelik işlemlere biz yine burada senkron eğitime daha çok ağırlık verirken öğrencinin asenkron eğitimde de öğrencinin hedeflerine ilerleyip ilerlemediğini ilgili izlemeler yapabiliriz. Niye? Şundan dolayı kullandığımız bizim LMS öğrencinin hangi dakika derse girdiğini, hangi dakika derse terk ettiğini, hangi soruya cevap verdiğini, hangi soruya cevap veremediğini, ne kadar süre o sayfada kaldığı ile ilgili bize ciddi bir takım veriler ulaştırıyor. Yani ne diyoruz? Kendi kendine karar alabilme becerisini senkron eğitimde ama hedeflere doğru ilerlemesiyle ilgili izlemeyi de asenkron eğitimde yapıyoruz. Peki, o zaman biz senkron eğitimde öğrencilere bununla ilgili neler yaptırabiliriz? Bir seçim yapabilme şansı sunabiliriz. Karar alma, sorun çözme, hedef belirleme ve izleme, öz yönetim, öz savunma ve öz farkındalık. Yani öğrencinin kendi öğretiminin sorumluluğunu alabilmesi için gerekli olan becerileri kazandırmaya yönelik bir takım faaliyetler yapmamız gerekiyor. Asenkron eğitimde ise değerlendirme verileri, bireysel plan yapmışsak öğrencilerimize, alttan eksiklikleri varsa ve alttaki kazanımlara ilişkin ödevler vermişsek, değerlendirme konuları vermişsek, onlarla ilgili neler yaptığıyla ilgili kontrol listelerini, tartışma formuna girdiği sorular, sözlüğe girdiği veriler, wiki gibi bir uygulamaya yazdığı hususlar gibi pek çok şeyi de oradan ile bakarak öğrencinin amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili ilerlemeleri takip edebiliriz. Peki öğretmen önceden aslında rol değişmesinden bahsediyoruz da. Yani değişen şu, öğretmen öğretmendir yine. Yani aynı şeyleri yapıyor ama farklı yöntemlerle yapıyor. Veri toplaması gerekiyor öğretmenin yeni sistemde. Çünkü öğrenciyi değerlendirirken neye göre değerlendirdiği ile ilgili önceden çünkü gözlemi vardı. Çok ciddi bir işti bu. Fakat şu anda gözlem yapma şansı azaldığı için bu gözlemi ancak verilerle yapması gerekiyor. Yani işte bireysel eğitim hedeflerine doğru gidebiliyor mu öğrenci? Ders içeriklerinde bir gelişim gösteriyor mu gibi bir takım verilerinin elinin altında olması gerekiyor. Ve öğrencinin bağımsızlığını teşvik etmesi ve kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor mutlaka. Hızlıca şöyle bir ilerleyeyim. Evet. Burada kalmıştık. Şimdi öğretmenin mutlaka akademik destek vermesi gerekiyor. Burada belki bilmiyorum
yöneticileriniz de aranızdaysa belki özel okullar bundan sonra bir öğretim tasarımı. Yenilerde yurt dışında çok sık kullanılıyor, çok sık karşılaşıyorum. Bir öğrenme mühendisi diye bir kavramdan bahsediyor. Belki bir öğrenme mühendisi istihdam da etme gerekecek sanıyorum. Çünkü özel öğretim uzaktan öğretim bir şekilde hayatımıza giriyor. Dolayısıyla oradaki programların tasarımı yeniden ele alınması gibi pek çok kavramla karşı karşıya kalacağız. Şimdi müfredatın mutlaka bir revizyondan geçirilmesi gerekiyor. Yani aynı şeyleri yüz yüze yaptığımız gibi. Ya yani ben şöyle ifade edeyim. Hani bir şey çok tartışılmıştı. Yemek masasına sorular yazan öğretmen. Çabası itibariyle çok saygıdeğer bulmama karşılık. Yüz yüze uzaktan öğretimin karikatürünü yapın deseydiniz onu gösterirdim ben. Çünkü bilgisayarda o kadar çok uygulama var ki orada yaptığı işi yapmasını gösterebilmesiyle ilgili. Dolayısıyla hani bir programın mutlaka bir revize edilmesi gerekiyor. Yani sınıfta biz öğrenciye hadi sen şu kitabı oku deyip bu esnada bir sınıfın gözlemini yapabiliriz. Yani bir öğrenci hani çok bunu da çok sağlıklı bulmamama rağmen söylüyorum. Yani bir sınıfın içerisinde öğretmen olarak kalkıp hadi oğlum sen şu üçüncü sayfayı aç oku deyip o esnada diğer öğrencilerin ne yaptıklarıyla ilgili bir takım gözlemler yapabiliriz. Bunu da eğitim öğretimde kullanabiliriz ama çevrim içi öğretimde buna şansımız yok. Yani bir de bu daracık bir vakti buna harcamak da çok lüzumsuz olarak görüyorum. Yani bunu asenkronda çok rahat bir şekilde takip edecek, değerlendirecek uygulamalar. Örneğin H5P'nin kompozisyon uygulamasını, yani essay uygulamasını denerseniz anahtar kelimeleri girdiğinizde öğrenciye siz kompozisyon yazdığınız onun varyantlarını da girerseniz otomatik olarak sizin yerinize bu değerlendirmeyi yapıyor. En zor olanlardan birisidir kompozisyon okumak dijital tarafta. Şimdi öğrenci performansını izlemek ve öğretmen için çevrimiçi platformları kullanmakla ilgili yeni beceriler kazanmaları gerekiyor. Belki bugüne kadar Türkiye'de materyal hazırlama konusu verildi ama uzaktan eğitim konusu maalesef verilmedi. Ben de şu anda bir 30 kadar personel aldım ve her gün haftada 3 kez canlı konferansla Türkiye'den çeşitli hocalar, ben eski personelim ve onları yetiştirmeye gayret ediyoruz. Yani biz de yetişmiş eleman bulamıyoruz. Yani bu maalesef Türkiye'de bir sıkıntı. Ve yine sosyal mesafe nedeniyle meslektaşlarımızla bir araya giremiyoruz. Yani onlarla bir müzakere edemiyoruz. İşte filanca öğrenci nasıl, senin dersinde ne yapıyor diyemiyoruz. Dolayısıyla burada öğretmenlerin de zaman zaman öğrenciyle ilgili bir takım değerlendirmeleri yapmaları için bir takım platformlar ve bir takım ayarlamalar yapmak gerekecek. Şimdi pandemi süreci normal olarak bizim bir takım travmaya ve bir takım kayıplara yol açtı. Yani insanı her şeyden önce bir ikilem yaşıyorsunuz. Yani işte bir yere ziyarete gideceksiniz. İşte yaşları büyükse acaba onlara bir şey olur mu diye o insan kendisinden çok yakınlarına bir şey olacak endişesi taşıyor. Bu endişe ister istemez çok sürekli stres hali bir süre sonra bir travmaya yol açıyor. Dolayısıyla bu süreçte bizim mutlaka öğrencilere ve öğretmenlerimize de aynı şekilde sosyal ve duygusal destek olmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin bu anlamda kayıp ve travma nedeniyle bir yığın ihtiyaçları olacak. Bu ihtiyaçlara ilişkin bir takım planlamaları yapmamız gerekiyor. Öğretmen rolünden değişmesinden bahsetmiştik. İşte bu süreçte kimimiz hastalanıyor, gelemiyor, gidemiyor, işte ailesinden bir kayıp yaşıyor vesaire. Bu anlamda okul yönetimlerinin de belki öğretmenlere ilişkin olarak bununla ilgili personele bir destek olması da gerekiyor. İşte bir takım teknik donanımlar gerektiriyor evde bir takım eğitim verebilmek için. Belki onların temin edilmesi, belki onların bulunması, çevrim içi bir takım yazılımların alınması gerekiyor. Belki onunla ilgili de bir takım destekleri mutlaka hem öğretmene hem öğrenciye sunmamız gerekiyor. Öğretmen ne karma modelde nasıl içerik hazırlayabilecekleri ve bu içerikleri öğrenciye nasıl sunacakları ile ilgili de doğal olarak bugüne kadar Türkiye'de bu eğitim maalesef verilmedi. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir destek olunması, bir eğitim verilmesi gerekiyor. Şimdi burada
Okullar için hani neyi önceliğe almalılar bu sırada? Hangi roller değişti, neler değiştiğiyle ilgili şöyle söyleyeyim. Yani öğretmenlerle diğer meslektaşlarla mutlaka bir işbirliği yapmamız gerekiyor her alanda. Daha yoğun bir işbirliği yapmamız gerekiyor. Çünkü eskisi gibi öğrenciyi gözlemleme şansımız yok. Veya bizim görmediğimiz, onların gördüğü çok farklı hususlar olacak. Dolayısıyla bu yerden dayanışmanın artması gerekiyor. Öğrencilere farklı seçeneklerin sunulması gerekiyor. Kişiselleştirilmiş destek ve hatta bireyselleştirilmiş destek de sunulması gerekiyor. Yani öğrenci videodan kolay anlıyorsa onu videoya, işte diğeri okumaktan anlıyorsa okumaya. Çünkü onlar da şu anda bir travma yaşıyor. Öğrencilerin evde başarılı bir eğitim yapabilmesi için mutlaka anne babalara bizim birazcık öğretmen rolünde öğretmemiz gerekiyor. En önemli konularımızdan biri olduğunu düşünüyorum. Mesela bence bir takım derslerinize velileri de davet edin. Veliler nasıl ders işlendiğini görsünler. O şekilde öğrencileri kendileri ders işlerken bu şekilde de veliler de yardımcı olabilir. Olabilirsiniz. Mutlaka öğretmenlerin bu süreçte gelişimlerine odaklanmamız ve öğretmenlere de destek olmamız gerekiyor. Yani harmanlanmış bir değerlendirme tablosuna, oradaki ölçme değerlendirmeye nasıl yapacaklarla ilgili bir oryantasyon yapılması gerekiyor. Harmanlanmış eğitimin nasıl geliştirileceğiyle ilgili. Bu arada açıkmektep.com'da bu konuyla ilgili bir klasik geleneksel bir dersin nasıl çevrimiçi derse çevireceğinizle ilgili bir yine benim birimimden bir öğretmen arkadaşımızın bir çevirisi vardı. Güzel bir çeviri. Ona da bakabilirsiniz. Etkili ters yüz edilmiş öğrenme uygulamaları yapabiliriz. Yani neyi kastediyoruz? Bugün ondan bahsedeceğimi söylemiştim başlangıçta, galiba unuttum. Ters yüz edilmiş öğrenmeden neyi kastediyoruz? Geleneksel eğitimde bizim dersleri evde okulda anlatıp ödev ve projeleri gönderiyorduk. Eve gönderiyorduk. Ters yüz edilmiş eğitimde bunun tersini yapıyoruz. Özellikle bu süreçte faydalı olacağını düşünüyorum. Dersleri video çekip, en azından ders anlatım videoları çekip onları koyup öğrencilerinize onları izletip proje ve performansları senkron eğitimde yapabiliriz. Şimdi uyarının üzerine biraz hızlanayım. Şimdi burada dersle ilgili kayıtlar, dediğim gibi önce öğretmen toplarken, şimdi müdür yardımcıları ve müdürler, okul yönetimi, yani yazılımların doğası gereği daha çok bilgiye sahip olacaklardır. Bununla ilgili mutlaka öğretmenlere destek olması gerekiyor. Şu tatil dönemimizde bir tatilin erkene çekilmesi süreci olacak muhtemelen. Bu süreç içerisinde çok hızlı bir şekilde karma, yani hem yüz yüze de hem online'da nasıl ders verilebileceğiyle ilgili öğretmenlere bir destek verilmesi gerekiyor. Ortak çalışma planı için yapılandırılmış zaman aralıklarının ayarlanması gerekiyor hem öğretmenler için. Çünkü 8.30'a kadar ders işleniyor. Ne kadar sağlıklı gidiyor? Yani şöyle yapılabilir. Örnek olması açısından söylüyorum. Yani ders ikiye bölünebilir. Dersin yarısında matematik dersi, yarısında başka ders işini, dolayısıyla daha küçük gruplarla dersler daha etkili bir şekilde yapılabileceğini düşünüyorum. Öğrencilere ve ailelerine mutlaka destek olmamız gerekiyor. Öğrenciye de bizim kılavuzluk yapmamız gerekiyor. Onunla ilgili az önce değinmiştim ama mutlaka velilere de bizim öğretmenliğe ve kendi öğrenimlerinin sorumluluklarını öğrenmeyle ilgili de bir takım destekler vermemiz gerekiyor. Ve mutlaka öğretmenlerimize esnek ve mesleki gelişimle ilgili bir süre ayırmamız ve öğretmenleri de bu anlamda mesleki gelişimleri ve gelişen teknolojik şartlar ve ortamı getirdiği konularla ilgili bilişsel ve destek vermemiz gerekiyor. Şimdi bu çalışmayı Amerikan Eğitim Sendikası'nın şuradaki gördüğünüz makalelerinden derledim arkadaşlar. Bunlara bakabilirsiniz. Birincisi, bahsettiğim o rubrik burada var. Ona ulaşabilirsiniz. Harmanlanmış öğretimle ilgili yine burada epeyce bir yazı var. Bunlara da oradan ulaşma şansınız var. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz zaman baskısı hissettim üzerimde. Bir saat daha ayarlamışım ama iki saate yetiştiremedik. Sürçülisan etmişsek affola diyeyim. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Estağfurullah Zeki Hocam, teşekkür ederiz.
Evet arkadaşlar, soru bölümünde sorularınızı alabiliriz. Buyurun. Ben bu arada paylaşımı durdurayım mı? Olur hocam. Nasıl arzu edersiniz? Evet, biraz yüzlerinizi görmek isterim açıkçası. Evet, ya çok iyi anlattım ya da hiç anlatamadım. Buradan öyle bir soru çıkıyor. Estağfurullah. Ben açılışı yapayım müsaadenizle. En başta çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok istifade ettik. İnşallah bundan sonra da donanımınızı ve ilminizi bizim istifademize açma lütfunda bulunursanız gerçekten çok mutlu olacağız hocam. Onu ilk başta ifade etmem gerekiyor. Estağfurullah. Şimdi şöyle bir öngörü sizle paylaşıyor musunuz? Mesela aşı bulundu diyelim. Yani ki bulundu birçok ülke tarafından. Yapıldı. Efendim bu kısıtlamalar sonuç verdi ve her şey normale döndü. Mart ayından itibaren ya da bilmiyorum Şubat'tan itibaren %100 olarak yüzde eğitime geçiş yapıldığını varsayalım. Bizim üniversite camiasında konuşulan şey şu. Artık bundan sonra bazı şeylerin geri dönüşü yok. Bir kısım dersler zaten dijital olarak efendim sanal olarak yürütülecek deniyor. Bütün evet. De böyle bir inisiyatifinin girişiminin olduğu haberleri geliyor. Evet. Milli eğitimde tam olarak ne konuşulduğunu bilmekle birlikte ben böyle bir ihtimalin bazı dersler için bundan sonrası için mevzu bahis olacağını düşünüyorum. Yani pandemi medikal olarak, tıbbi olarak tamamlanmış olsa bile pandeminin eğitime, kültüre, birçok şeye etkisinin uzunca yıllar devam edeceğine ilişkin bir öngörüm var hocam. Siz böyle bir şey paylaşıyor musunuz? Ne dersiniz bu konuda? Yusuf Hocam, hatırlarsanız böyle pandemi süreçleri beraberinde toplumsal değişimleri çok ciddi şekilde tetikliyor. Yani İspanyol gribinden önceki aslında Avrupa'daki sizin alana girmiş olacağım ama yani affınıza sığınarak. Yani hatırlarsanız o Avrupa'daki ilk çıkan kara veba hastalığından sonra serf ve senior ilişkilerindeki bir değişiklik sanayi devrimini önemli oranda tetikliyor. Yani işçi bulamama işçi ve makinalaşmaya doğru gidişi aslında ilk başlangıcı artık senyörlerin işçi bulamaması. Ve arkasından sanayi devrimi biliyorsunuz kitlesel bir eğitime doğru gidiyor. Ben şu kanaatteyim hocam. Şimdi iki tane grafiğim var ama şimdi süre de azaldığı için onları da göstermek isterdim açıkçası. Şimdi gelecekte neler olacakla ilgili biliyorsunuz bir makinalaşma süreci özellikle 5G'nin yaygınlaşması ve kuantum bilgisayarların artışıyla birlikte de otomasyonun ben çok hızlanacağını düşünüyorum. Ve bu süreçte tekrar bizim eğitim tarihini ben şöyle değerlendiriyorum. Önce bizim bireysel de eğitim, okumalar, sonra bir ilmiye sınıfı vardı. Yani bir sınıf işiydi, sonra kitleselleşti. Şimdi ben tekrar eğitimi bireyselleşeceğini düşünüyorum. Yaşam beklentilerinin uzayacağını, dolayısıyla burada sağlıklı yaşam becerisi ve birkaç, bir sürü mesleğin ben bu arada kaybolacağı kanaatindeyim, yeni meslek. Ama bu arada da bir sürü yeni meslek ortaya çıkacak. Dolayısıyla eğitim doğuştan ölüme kadar giden bir süreç olacak. Yani şimdi neydi süreç? Eğitim, iş, emeklilik. Şimdi eğitim sürekli, iş birkaç kez öğrenilecek ve bu şekilde değişecek. Dolayısıyla daha çok bilgi ihtiyacı olacak. Dolayısıyla ben de sizinle aynı kanaati paylaşıyorum. Ders saati kesinlikle azalmayacak. Yani okuldakiler belki azalabilir ama öğrencinin bir takım kendi kendine öğrenebildiği işleri artık online'da öğrenmesi, buna ilişkin bir takım beceri veya daha üst şey isteyen hususları okulda yapmasıyla ilgili ve öğrencinin çok daha bazı alanlarda çok derinlemesine bilgilere ihtiyaç olacağı. Ve bir de şöyle hocam, çok affedersiniz, öğrencinin aynı zamanda dönüştürülebilecek birkaç becerisinin olması gerekir ki yarın bir gün yaptığı mesleği yapamaz hale yerine başka bir mesleğe dönüşebilecek bir halde bir takım becerilerin, temel becerilerin olması gerekiyor. Çekirdek becerilerin olması gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Evet Zeki hocam, teşekkür ederiz. Arkadaşlar, Yusuf hocam pardon. Yani uzatmayı teklif ediyorum. En azından 15-20 dakika. Belki vakti müsait olmayan hocalarım hani rahat davranabilirler ama ben Sayın Başkan'ı bulmuşken kaçırmayalım derim açıkçası, açık gönüllülükle.
Yani keşke Jitsi'den yapsaydık. Yani ben Jitsi'de sıkıntımız olmazdı. Evet, 2 dakikamız var. Nurettin Hocam devam ediyor muyuz? Yusuf Hocam benim ses kesildi ama kusura bakmayın Ha, anlayamadım. ben devam etmeyi teklif ettim ama eğer uygun görürseniz, Muharrem Hocam da uygun görürse, Evet Muharrem Hocam. yani başkanımı kaçırmayalım derim açıkçası. Yapalım derim. Arkadaşların tabii ben birkaç gündür yaşadığımla beraber söylüyorum. Hakikaten birkaç programlar da vardır. Devam edecekler vardır ama uygun olan arkadaşlar devam edebilirler. Ben arkadaşlar hepsi buradayken Zeki Hocama özellikle teşekkür ediyorum. Zeki Tuman Hocama. Çok istifade ettiğimiz bir sunum oldu. Yani tam böyle içinde bulunduğumuz pek çok sorusunun kafamızda dolaştığı bir konuyu bize aydınlattınız ve adres de verdiniz. Bundan sonra inşallah biz sizi sık sık rahatsız ederiz. Verdiğiniz adreslerden de bakacağımız yerler olacak inşallah. Yani asenkronu da yapacağız bu işin. Senkronu da yapacağız inşallah eğitim olarak. İnşallah. Şu güzellik bizim için önemli oldu hocam. Ben teşekkür ediyorum. Yani biz bunları uyguluyorduk ama biraz daha ehemmiyetini anlamış olduk. Bu değişimden hem öğrencilerimizi, hem öğretmenlerimizi, hem okulumuzu üzerinde durmak gerektiği konusunda hassasiyetle bunu vurgulamış oldunuz. Buna gerçekten ben teşekkür ediyorum. Bu verdiğiniz çalışmalar doğrultusunda elde ettiğiniz bu çalışmaların bize yansıyacağı şekliyle de ifade etmek istiyorum. Yani bu yeni döneme böyle gafil yakalanmamak lazım, hızlı olmak lazım. Değişim böyle bizi beklemiyor, çok hızlı gidiyor artık. Bu çağı yakalamanın yolu da çok çalışanlar bu işi başaracaklar. Zaten bir disipline de bundan sonra zor yürüyecek diyorlar. Birkaç disiplin diyorsunuz, siz de ifade ediyorsunuz. Allah yardımcımız olsun. Değerli arkadaşlar ben de yani hakikaten merak ettiğiniz sorularda şurada burada eğer Zeki Hocam'a zahmet vermeyeceksek bayağı yorduk, yoruldu kendisi epeyce. Ve müsaade de olacaksa kalabilecek arkadaşlarla ikinci bir Yusuf Hocam'ın konuyla ilgili bir çerçevede şu alan daha iyi olur deyince biraz kısa bir zamanım kaldı. Umarım görsellik vesaire açısından beğenmişsinizdir. Yani biraz acele geldim. Onu da belirtmiş olayım. Bir de bilmiyorum Yusuf Hocam biraz dijital beceriler konusu üzerine durmuştu ama ben meslektaşlarımın çoğunun bu süreçte ben bocaladığını gördüm. Yani zorluk çektiğini gördüm. Çünkü biz de gördük. Şöyle bir zorluk var Yusuf Hocam. Bizim alanla ilgili yani e-öğretimle ilgili Türkçe kaynak bulamıyorsunuz hocam maalesef. Çok büyük bir sıkıntı yani. İngilizce'de bulduğunuzun Türkçe karşılıklarını oturtmak da biraz mesele. O yüzden biraz böyle şimdi sunum esnasında cümlelerimi falan görünce çok şey olmuş. Kusura bakmayın. Yani bir daha özenli bir ödev, bir şeyle karşınıza çıkmak isterdim. Tabii harmanlanmış öğrenmede de yani çevrimiçi öğrenmede de ders anlatırken onu da hasta değinmem gerekiyordu. En önemli hususlardan bir tanesi de sınıfa elinize bir kalem tebeşir alıp girebiliyorsunuz ama uzaktan öğretimde, çevrimiçi öğretimde böyle bir şansınız yok hocam. Çok ciddi hazırlanmanız gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Ben daha önce bu bizim 5. seminerimiz oldu. Bu programların genelinde bazı sorular hep sabitti. Yani hep kafamızı meşgul eden sorulardı. Bir tanesi de şu, yani sizi bulabilmişken soralım onu. Bu öğrencilerin uzaktan eğitimdeki motivasyonlarını kazanabilmek veya sürdürebilmek adına ne yapabiliriz hocam? Ya sizin gözleminiz ya da tavsiyeleriniz ne olabilir? Yani öğretmenlerimiz gerçekten zorlanıyor bu konuda. Belki çocukların yaşları dolayısıyla belki aşırı elektronik bağımlılıkları nedeniyle ya böyle bir zorluk yaşıyoruz. Sizin tavsiyeniz ya da önerileriniz ne olabilir? Yusuf Hocam ben gördüğümü söyleyeyim. Şimdi yüz yüze de yaptığımız işin aynısını uzaktan öğretimde yapmaya çalışıyoruz. Yani o zaman Z kuşağını tutamazsınız hocam. Yani birden çok iş yapan bir çocuk. Şimdi kendi oğlumdan örnek verdim. 8. sınıf öğrencisi. Şimdi öğretmeni kamera kapattırdığında ben gözlem altında tutmama rağmen olanı söylüyorum.
Yani yanlış kullanımın nereye yol açtığını. Yani şu an aynı yanlışı ben de yapıyorum. Durmadan car 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 ben konuşuyorum. Yani daha yeni lütfettim de size konuşabilirsiniz diye fırsat tanıdık yani. Arkadan işte Skype açıp arkadaşıyla sohbet ediyor. Yani normal sınıfta zaten öğrenciyi kontrol etmek zorken çevrim içinde bunu kontrol etmek çok zor. O yüzden mutlaka bizim bu işi Amerika'ya yeniden keşfetmeye gerek yok hocam. Yani buna ilgili yapılmış bir takım çalışmalar var. Şimdi bunlardan en başındaki gelenini yani bir şey düşünün. Facebook'u düşünün hocam. Girdiniz herhangi bir beğeni yaptınız. 2 dakika sonra o beğeniyle ilgili karşınıza bir reklam düşüyor. Yani veri çok önemli bu. Aslında süreç biraz da hocam sizin alanınız yani kamu yönetimi alanıyla ilgili, iktisatla ilgili işletmeye doğru giden bir yol var. O da nedir? Artık endüstri mühendisliği gibi bu süreçleri de bizim çok iyi tasarlamamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, şeyin İngilizcesiyle söyleyeyim, content is king diyorlar hocam. Yani ne sunarsanız sunun, yani içerik kraldır. İyi bir içerik hazırlanması gerekiyor. İyi içerik hazırlarken de. Ben aslında vaktim olsaydı mesela PowerPoint'te sunum yapmayacaktım. Mesela bir Mind programıyla daha rahat bir sunum yapmak istiyordum. Çünkü PowerPoint böyle sıralı ve sizi çok kısıtlayan bir şey. Mesela ben Mind'de biraz daha Mind programları daha iyi sunum yapabilirdim. Ya da belki bugünkü anlatacağım kısmı bir videoya çekip önce bu videoyu hızlıca izleyelim, arkasından tartışalım diyebilirdik. Daha çok vakit kalabilir. Yani kullandığımız ortamı ve mecranı özelliklerine uygun bir şekilde bir içerik hazırlamamız gerekiyor. İçerik çok önemli hocam. Yani bir öğretim programı tasarımcısını da artık okulda, yani rehber öğretmenin yanı sıra bir öğretim programı tasarımcısı ya da bir eğitim programcısının da okulda artık yer alması gerekiyor. Çünkü dijitalin ayrı bir dili var, ayrı bir mecrası var. Örneğin yaş grupları itibariyle çok keskin bir şey söylemek mümkün değil ama bu pandemi, yani çevrim içi öğretimde. Onun üstü, yani lise ve üniversite öğrencileri için 4 saat deniyordu. Çünkü bu şu anda ben yaklaşık 20 öğrenci var, 10-15 kişi şu anda ekranda görüyorum ve her birine odaklanabilmek için durmadan ekranın orasına bakmaktan hocam o kadar yoruyor ki insan. Yani bunun da ayrı bir şeyi var. Ayrı bir dili var, ayrı bir şeyi var. Yani ben hasreten birkaç deneme yaptım. Örneğin geri bildirim konusunda bugün çok üzerinde durmuştum. Şimdi benim e-mektep.org'da bir her kitlesel olarak açık normalde. Mesela sizin öğretmen arkadaşlarınız da kaydolabilirler. Normalde ben kapatmadım orayı, herkesin erişimine açık. 100 tane şu anda kurumdaki personele eğitim veriyoruz. Mesela orada ben 2 tane dil kullandım. Yani oradaki kullandığınız dile örnek olması açısından söylüyorum. Öğretmen hepsi. Kullandığım dilde 2 grup öğrencim var. Bir grup derse kaydolmuş, hiç dersi takip etmemiş. Bir grup da derse kaydolmuş, 3 ders takip etmiş, sonra uzunca bir süre terk etmiş. Onlara bir geri bildirim, not yazdım. Bununla ilgili dünyada yapılmış birçok çalışma var. Mesela İngiltere şöyle yapıyormuş hocam. Dekan yardımcısının ya da rektör yardımcısının, yani o okulun büyüklüğüne göre onun ağzından canım evladım bak okula kaydolmuşsun, masraf etmişsin falan gibi böyle biraz daha hissi, ona hitap eden biraz kişiselleştirilmiş bir mektup örneği türü gönderiyor. Amerika'da biraz tehdit, bak derse katılmazsanız kaydınızı sileceğiz diye. Şimdi ben o bir olup da hiç katılmayan öğretmenlere Türkiye'deki durum nedir? Bunlarla ilgili bizde çok çalışma yok. Çalışma yapılması gerekiyor. Akademi bizim bu alanda hocam döküldü, açık söyleyeyim. Yani her yeriyle döküldü. Yani uzaktan eğitim konusunda çok çuvalladı yani. Ben şöyle 2 tane mektup yazdım. O ilk gruba, yani derse siteye üye olup derse hiç girmeyen öğrenciye böyle BCC'ye kopyaladım hocam. Kimse kimseyi görmüyor. Mailde basit bir yöntem. Yani sevgili hocam, aynen hitabı da böyle başladım. Siteye kaydolmuşsun ancak hiç giriş yapmamışsın. Bir yanlışımızı mı gördün? Bize hatamızı düzeltmek için bize bir fırsat verir misin? Neden böyle oldu diye yazdım. Diğer siteye kaydolmuş, derse de kaydolmuş, dersten bayağı izlemiş. Öğretmen de biraz bütün herkese toplu mail gönderdiğimin alameti görülecek şekilde biraz da böyle üstten bir dille. İşte bu derse devam etmezseniz kaydınızı sileceğiz. Bir yanlışlık varsa bize lütfen geri bildirimde bulunun filan. Hocam 2. gruptan 1 tane dönüş alamadım. 1. gruptan yaklaşık 1/3'ünden dönüş aldım.
çok mahcup, utanmış bir halde. Yani bizim bir sürü şeyi öğrenmemiz gerekiyor hocam. Yani sil baştan bir yığın kurgu almamız gerekiyor. Burada da durmadan başvuracağımız şey veri hocam. Yani bir öyle mesela bu şu anda anladığım kadarıyla bir okul grubu değil mi hocam? Yusuf hocam. Ya bir RMS kullanıyor mu? Mesela merak ediyorum. Ben o konuyu bilmiyorum. Belki müdürüme sormak lazım bunu. Evet müdür bey. Bir burası bir okul grubu. Yani sınıf öğretmenlerimizden müteşekkil idarecilerimizin olduğu bir grup burası. Zeki hocam kullanımı anlamadım. Ne dediniz? Yani öğretim sistemi. Yani bir RMS kullanıyorsunuz sanırım. Yani, K12 kullanıyorsunuz evet, hocam. Aynen. Ne kullanıyorsunuz pardon? K2 konu. Öğrencilerimizin ödevlendirme sistemlerini, online ders sistemlerini takip edebildiğimiz K12 bilişim sistemlerini kullanıyoruz hocam. Yani sizin kendinizin hazırladığı bir yazılım kullanıyorsunuz öyle mi? Hazır bir yazılım diyebiliriz. Hazır bir yazılım kullanıyoruz hocam. İsmi ne hocam? K12.net. K12.net ilk kez duydum, ilginçtir. Şimdi benim mesela naçizane önerim şu olacak Yusuf hocam. Şimdi mesela dünyada 400'ün üzerinde RMS var. Benim açık ders kitabı sitesinde de bu RMS seçim kılavuzu diye bir kitabı Türkçe'ye çevirdik. LMS'ler bize çok değerli bir öğretim verisi sunuyor. Mesela ben geçen hafta içerisinde öğrencilerin 14 derslik bir bölüm hazırlamıştık. O 14 derslik bölümün içerisinde bir takım dersleri mesela öğretmenlere yönelik olarak hazırlanmış olan içerikte öğretmenler ödev yapmaktan çekiniyor. Ödev yapınca ödevden düşük puan verince çok alınganlık gösteriyorlar. Kendileri hep öğrenciye 0 veya 20 verirken siz verdiniz mi? Bunların hepsini LMS'ten topladım. Fakat dünyanın son geldiği yer itibariyle söylüyorum. Çocukları yüz yüze göremediğimiz bir ortamda bizim çocukların aslında YouTube'da ne yaptıklarını, Facebook'ta ne yaptıklarını tutun da yani öğrenci nerede ne yapıyorsa, nerede neyi öğreniyorsa onların kayıtlarını tutacak şekilde sistemler almamız gerekiyor. Bunlar son gelinen nokta itibariyle hani bir gün uzun uzadıya bu konu çok teknik bir konu. Pek çok arkadaşı da boğacak bir şey ama şöyle artık dünyanın geldiği nokta. Şimdi bir LMS'in bir artı tarafı var, öbürünün bir artı tarafı var. Bir sürü LMS'le karşılaşıyorsunuz. Bunlar bir standart destekleyen, bir standart destekleyecek halde olursa, işte bunlarla ilgili de dünyada bir iki tane standart var. Siz yarın bir gün başka LMS'e geçtiğinizde oradaki içeriklerinizi, değerlendirmelerinizi başkasına aktarabiliyorsunuz. Ama dünyanın geldiği yer itibariyle şöyle bir şeye geldi. Learning Record Store koyuyorlar ortaya. Yani öğrenme kayıt ambarı. Ve onun etrafına YouTube'dan da veri alıyor, sosyal medyadan da veri alıyor, cihazdan da veri alıyor, LMS'den de veri topluyor. Ve günün sonunda onları sizin iktisattaki kullandığınız business intelligence'la, yani iş zekasını birazcık geliştirerek, yapay zekayı üzerine ekleyerek veri görselleştirip hem öğrencinin kendisine, hem öğretmene, hem veliye çok rahat bir şekilde ve görselleşmiş bir şekilde veriyi sunuyorlar. Türkiye bu işin neresinde derseniz, Milli Eğitim'in stratejik planı da var ama henüz geçmesi büyük bir yapı, biraz zaman alacak. Kızılay'a da zaman zaman böyle bir danışmanlık hizmeti veriyorum. Kızılay'da bakalım, onun ilk bir denemesini yapacağız, başarabilirsek inşallah. Ya birden çok LMS, birden çok öğrenme ortamı ve öğrencilerin öğrendiklerinin kaydının tutulduğu, bizim özellikle süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor hocam. Yani süreç, çünkü bundan sonra bizim yani bu pandemi sürecinden sonra da bu eğer uzaktan öğretim olacaksa bizim süreci ölçecek, değerlendirecek bir yapımızın olması gerekiyor. Orada da çok ciddi bir şekilde veriye ihtiyacımız var. Teşekkür ederim hocam. Ya benim sorabileceğim başka bir şey yok. Hocalarımı bırakalım. Evet arkadaşlar, sorusu olan varsa devam edelim. Yoksa evet, oturumu sonlandıracağız. Nurettin Hocam, müsaadenizle ben bir soru sormak istiyorum hocama. Buyurun Ayşe. Yusuf Hocam, öncelikle sunumunuz için teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler ve sahip olduğunuz fikirler konusunda aslında hepimiz hemfikiriz diyebiliriz. Bu uzaktan eğitimin bize yaşattığı handikapları tecrübi olarak gördük. Buradaki kitle en azından şahit olduk bunlara. Kitlesel eğitim çöktü, bireysel eğitime dönüyor bu durum ve bu aslında isabetli de bir dönüşüm. Fakat biz bir özel okuluz. Önümüzde Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu kitlesel sınavlar var. Öğrencilerimizde ve velilerimizde
sınav kaygısı mevcut. Az önce bahsettiğiniz senkron, asenkron öğretimden. Bu noktada bizler bir ikilem içerisinde kalıyoruz. Şimdi bir dönüşüm mevcut. Biz öğrencilerimizi bu dönüşüme hazırlayalım, kendimiz bu dönüşümü yaşayalım istiyoruz. İdeal olan bu. Fakat önümüzde bir de karşılaşmış olduğumuz gerçekler var. Özel okuluz ve bizim nicelik olarak değerlendirmeye tabi tutuluyoruz. Öğrencilerin aldığı puanlar vesaire. Böyle bir durum da var. Bunun dışında önceden öğrencilerimiz 8 saat okulda vakit geçiriyorlardı. Pandemi sürecinde biz sabahtan öğleye kadar ders yaptığımız halde, yani o ideal öğretim süresinin daha üzerinde ders yaptığımız halde velilerimizden bunların yeterli olmadığına dair dönütler alıyoruz. Yani karşımızdaki kitlede şöyle bir durum mevcut. Öğrenci öğretmeniyle ne kadar birlikte olursa o kadar çok öğrenecek. Ya da ne kadar bilgi düzeyinde şeyler alırsa o kadar çok öğrenecek gibi bir algı var. Bu noktada bizim göstermemiz gereken refleks ne olmalı? Hani hem çağın gereğini yakalamak adına hem de kitlenin bu beklentisini karşılamak adına ne yapmalıyız? Hani bu söylediklerimizde elbette bir memnuniyet söz konusu velilerimiz tarafından ama hani biz bunları bir dönüşme tabi tuttuğumuzda alacağımız bir tepki de mevcut. Bu noktada neler yapmalıyız? Teşekkür ederim. Vallahi hocam bu sorunun cevabına bilseydim özel okula açardım. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi haklısınız, katılıyorum. Yani Milli Eğitim'de zaten bunun baskısı var. Ama özel okulda ben bu baskının daha da artacağını düşünüyorum. Parasını ödüyorum kardeşim, karşını istiyorum diye. Bir mutlaka bir şey olacak. Şimdi burada şu var, yani ısrarla benim üzerinde durduğum bir husus var. Nasıl çözersiniz bilmiyorum ama yani nasıl çözeriz bilmiyorum. Bir öğrencinin sorumluluğu da değişti, velinin sorumluluğu da değişti. Yani self-regulated ya da self-directed learning dedikleri, yani bizim öz yönetimli öğrenme ya da öz düzenlemeli öğrenme diye. Yusuf Hocam'ın sorusuna da bağlayarak söyleyeyim. Yani yeni dönemde öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmesi ve öğretmenin de gittikçe koçluğa ve danışmanlığa doğru kayması gerekiyor. Şimdi burada ben şunu da belirteyim. Şimdi dünyadaki eğitim yazılımları, uzaktan öğretim vesaireyle ilgili böyle bir dudak bükme ve bir hafif görme şeyi var. Siz çocukla ne kadar uğraşırsanız uğraşın, veli memnun olmayacak. Yani o kesin. Yani çünkü parasını ödemiş yani onun artık. Yani. O şeyi var. Ben bu anlamda ne yapılabilir ile ilgili şu var. Bir kere şu an ben siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama muhtemelen yüz yüze eğitim veriyorsunuz yine telekonferansla diye düşünüyorum. Öyle midir? Evet hocam öyle. Ve bütün öğrencilerinize aynı anda ders veriyorsunuz. Bir eğitimdeki şekliyle değil mi? Evet. Ya ben bir şeye yaramadığını söyleyeyim. Bir veli olarak, gözlemlediğim bir veli olarak söylüyorum. Yani bir Milli Eğitim'deki bir yönetici olarak söylemiyorum. Uzaktan eğitime ben Milli Eğitim'de, ben ilahiyatçıyım bu arada onu söyleyeyim. Din kültürü dersleri yetişmediği için ben 2007 yılında başladım. Yani derslere nasıl? Çünkü o dönem sanıyorum kurucunuz ve Yusuf Hocam hatırlayacaktır. DSP dönemiydi. Haftalık 2 saat düşünüyordu din kültürü dersi. AK Parti iktidara gelmişti ve 1 saatten 2 saate çıkartırsak kıyamet kopar diye 1 saatte kaldı ders ve yetişmiyordu. Ben sırf bu dersi nasıl yetiştiririm diye LMS'lere öyle başlamıştım. Kolay bir süreç değil ama şunu çok net söyleyeyim. 20-30 tane öğrencinizi Zoom'la karşınıza alıp 1 saat falan ders anlatmak ki sabah 8'den başlayıp da akşam 8'e kadar 12 saat çocuklar şu anda orada tutuluyorlar. Bu çocukların psikolojisini vesaire falan düşününce çok sağlıklı değil. Öğretmen yine olmalı hocam ama şurada olmalı. Mesela bir LMS sisteminde, ben LMS sisteminizin Türkiye'den aldıysanız çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü benim gördüğüm listede Türkiye'de standartları destekleyen, uluslararası standartları destekleyen hiçbir yazılım görmedim. Eğitim yazılımı anlamında söylüyorum. Ya bunun için de şuna bakabilirsiniz. Bu anlamda dünyada standart veren iki büyük kuruluş var. Birisi IMS Global, yani eğitim içerikleriyle ilgili standartları belirleyen. Diğeri de ADL. ADL'nin sitesine bakın, bir tane Türk yazılım görmezsiniz.
İyi bir yazılım gerekiyor hocam. Öncelikle onu söyleyeyim ve o yazılımın arkasından sizin öğrencinin ödev hazırlayıp online çevrim için mesela ben şimdi kendi öğretmen arkadaşım yani sizinle yaşıt, sizden büyük öğretmen arkadaşım ödev hazırlayıp gönderiyorlar. Ben mesela dün akşam 2'ye kadar ödev okudum. Ödevleri okudum, geri bildirimde bulundum, tekrar gönderdim, yeniden değerlendirdim, gönderdim. Bir, iki, bazı öğrencilerim dersin içerisinde bir derste beklediğimden çok uzun süre vakit harcıyorlar. Niye vakit harcadıklarıyla ilgili konuya bakarken bir hata yaptığımı fark ettim. Yaptığım hata şu, bir sonraki dersin değerlendirme sorusunu bir önceki derse eklemişim. Bu dolayısıyla bizim eğitimimizin büyük bir bölümünün asenkron yapılması ve mutlaka geriden bizim o sistemleri takip etmemiz gerekiyor. Yoksa öğrenciyle yine bir arada olacağız, yine birlikte olacağız. Soru sorduğunda anında sorup sorusuna, mesela orada anlık iletim programları elemesinin içerisinde öğretmenler bana soruyorlar. Ben anında geri bildirimde bulunuyorum. Ama bunun arkasında verinin karşısına şu somut bilgiyle ben öğrencimin yani öğretmenlerimin her hafta örneğin cuma günleri mevcut 100 kişi personelimle çevrimiçi bir araya geliyorum ve oturuyorum sırasıyla söylüyorum. Diyorum ki Yusuf hocam sen ikinci sorunun şu kısmını yanlış yapmışsın. Ödev yaparken ben senden bir 500 kelimelik bir kompozisyon istemişim. Sen 80 sayfalık göndermişsin. Şurada hata var. Türkçelerde şu noktalamalarda yanlış yapıyorsun diye. Ben bu birlikteliklerin ve geri bildirimlerin daha çok asenkron kısmına alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bundan sonraki süreçte benim gördüğüm Yusuf Hocam'ın sorusuna da dönmüş olayım başa. Okullar yeniden yüz yüze açıldığında bir yığın öğrencilerin bir öğrenme boşluklarıyla karşılaşacağız. Bu öğrenme boşluklarını telafi etmeden bir üst sınıfa geçmeleri ya da bir sınava girdiklerinde sizin üzerinize daha da bir fazla baskı olacaktır. Az önce siz de ifade ettiniz. Yani LYS sınavı var, işte ÖKS sınavı var. Arada oluşan korkunç boşluklar var. Yani kazanımlarla ilgili Bakan Bey geçen hafta Yusuf Bey'e ben dönüş yapamamıştım. Çünkü Bakan toplantıya gelmişti. Bakan Bey'in ben ifadesini söylüyorum. Bütün kazanımlardan herkes sorumlu tutacağız dedi. Dolayısıyla sizin üzerinizde bu kazanımlarla ilgili bir baskı olacak. Bu öğrenme boşluklarını da yüz yüze eğitimle ancak özel okulda olduğunuz için binayı da fazla kullanma şansınız olduğu için belki fazladan ders yaparak gidersiniz ama bu sefer öğrenci buna dayanamayacaktır. Mutlaka o yüzden ben iyi bir öğretim yönetim sistemi hatta yönetim sistemleri bir tane değil birden fazla öğrenme yönetim sistemleri alınıp mesela içerik hazırlamayla ilgili söyleyeyim H5P diye bir tane eklenti var. WordPress'te çalışıyor. Çok özellikle K4-6 çok zordur çevrimiçi ders vermek. K4-6'da mesela H5P'de çok güzel, çok pratik bir şekilde çevrimiçi etkileşimli içerikleri hazırlayabilirsiniz. Ben mesela orada o açık ders kitabında 3. sınıflarla ilgili bir deneme yapmıştım. Orada 100 civarında hayat bilgisi 3. sınıfa biz etkileşimli içerik ekledik. Ben ilk kez denemiştim o şeyi, yazılımı. Çok hızlı bir şekilde, ücretsiz üstelik yani bir çok fazla da para gerektirmiyor. Yani mutlaka bir dijital tarafa, uzaktan eğitim tarafına ama uzaktan eğitimin gerekliliklerini karşılayacak şekilde içerik hazırlanması gerekiyor hocam. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani şu iyi bir eğitim modeli değil. Özel okulların çoğunu yaptığını söyleyeyim. Bir video koyuyor, bir tane de quiz koyuyor. Bununla işte ben LMS yaptım diyor. Bu LMS değil arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani sağlam bir element ve sağlam bir içerik olacak ve öğrencinin karşısına biz veriyle çıkarsak, yani sizin üzerindeki baskıyı azaltması anlamında. Tabii ben şimdi ben üzerimde taşımıyorum. Yani yumurta küfesi taşımıyorum. Dolayısıyla benim için söylemesi kolay. Bilmiyorum, Muharrem Bey'e sormak lazım. Yani sermayeyi koyan neticede o. Dolayısıyla burada söylediklerim ne kadar gerçeğe tekabül ediyor bilmiyorum. Ama benim gördüğüm şu, sık sık bir sürü yurt dışından çalışmayı okuyorum. Onların Türkiye modelini deniyorum. Amerikan modeli mi uyar bize, İngiliz modeli mi? Ben mektup gönderirken ikisini deniyorum. Küçük küçük sonuçlarımı yazıyorum. Keşke düzgün bizde üniversiteler bu alanı araştırsalardı, deselerdi ki veriye geri bildirim bulunurken şu dili kullanın. Yok maalesef, tecrübe ederek deniyoruz yani. Teşekkür ederim hocam. Ya kusura bakmayın. Yani çok net bir cevabım yok açıkçası. Yani bu zor bir soru yani. Estağfurullah, sağ olun. Şimdi Allah razı olsun. Arkadaşlardan başka soru soran varsa buyursun diyeceğim de.
Yusuf Hocam'ın bir sorusu var, ona cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada da kapanışa doğru gidiyoruz. Yani zaman olarak onu da Allah razı olsun. 3 saat gibi geçtik. Biraz önce hocam da bu dijital ekranda kalma sürelerini falan da söyledi. Bu da bizim için de geçerli tabii. Tekrar Zeki Hocam teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hem şimdi Zeki diyoruz hem Yusuf diyoruz. Yani iki tane isimde olunca. Evet. Sonra bakmayın inşallah. Bu tabii içinde bulunduğumuz durumu anlamaya, yorumlamaya ve buna göre adımlar atmaya çalışıyoruz. Alacağımız sistemler, uygulayacağımız yapılanmalar, şunlar bunlar tabii bir maliyet getiriyor. Ama bu evet, maliyetin karşılıklı şey nedir? Velilerle anlaşacağımız yapıyla yürüyecek bir şey bu. Devletin bu konuda katkısıyla ilgili. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olsun, Maliye Bakanlığı olsun, Cumhurbaşkanlığı'nın avlandığı yapıda olsun sıkıntılarımızı iletiyoruz. Yani bu çağdaki, şu içinde bulunduğumuz pandemi dönemindeki eğitimde özel okulların daha iyi eğitim öğretim yapabilmesi adına neler yapması gerektiğini, hangi destekler vermeleri gerektiğini de iletiyoruz. Yani biz öğrenme kayıplarını minimize etmenin bir çabası içerisindeyiz özel okullar olarak. Yani biraz daha özel manada söyleyecek olursak, biz gençlik eğitim kurumlarındaki arkadaşlarımızın bütün çabası gerekirse öğrencilerimizi, yani en böyle etkin vasıta olduğu için söylüyorum, WhatsApp'la da çocukla birebir bağlanıyorlar, konuyu tekrarlatıyorlar, anlatıyorlar, ödev işte yapımı işte neyse ona göre geri bildirimlerinde bulunuyorlar. Diğer toplu yaptığımız dersler yine devam ediyor. Fakat hocam ifade ettiğiniz gibi çağın kendi gerekleri, bilgi havuzlarından bilginin çekilmesi, paylaşılması, yeni program dili, programlardaki gelişmelere göre yeni hareketler, bunlar zaman alacak. Bir anda tam ayak uydurabileceğimiz bir şey de değil. Şu anda gelişmeler de çok hızlı gidiyor. Nereye evrileceğimizi de bilemiyoruz. Yani biz mesela internet ağımızı şunu bunu biraz daha güçlendirelim derken başka şeyler de gelişiyor tabii bu arada. İnşallah iyi olur diyorum ama ben bu akşam için gerçekten teşekkür ediyorum size. Çok güzel oldu. Arkadaşlar notlarını aldılar. Sizi rahatsız edeceğiz sık sık inşallah. Böyle ilk fırsatta da yüz yüze ziyaret etme imkanı olursa ziyaret etmek istiyorum inşallah. İnşallah. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yusuf Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerle bizi buluşturduğu için. Yani bizim yönetimdeki arkadaşlarımızla biraz önce Yusuf Bey de bilgi verdi. Böyle hizmet işi, eğitim işi şeklinde hocam devam ettiriyoruz akşamları. Bunu bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Allah razı olsun siz gibi değerli arkadaşlardan da. Öğretmenlerimizin gelişimini de tamamlıyoruz. Tamamlamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Öğrencilerimizle ilgili eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bu arada veli eğitimler başlayacak. Onların üzerinde duruyoruz inşallah. Gayret ediyoruz hocam işte ya. Özel okul olmanın farkı bu işte. Tabii görüyoruz yani şimdi cumartesi akşamı böyle 30 tane devlet memurunu ekran karşısına dizmek kolay değil yani. Özel okul olmanın avantajları var hocam. Elhamdülillah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Evet Zeki hocam. Aynı zamanda buyurun. Teşekkür ederiz hocam. Zeki hocam vermiş olduğunuz değerli bilgilerden ötürü teşekkür ederiz. Davetimize icabet edip bizi bilgilendirdiniz akşamın bu vaktinde. Tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli öğretmen arkadaşlarım, katılımlarınız için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki eğitim programında buluşmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler Zeki hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler hocam.